Herkese merhabalar. Bugün konuğum Murat Kaplan. Artık tanıyorsunuz değil mi Murat Hoca'yı? Tanıtayım yine de. Antalya Bilim Üniversitesi'nde öğretim üyesi, davranış bilim uzmanı, insan okur yazarı, vücut dili uzmanı ve birçok daha çok değerli titri olan Murat Hoca bugün bizlerle. Biz daha önce çok çekim yaptık. Eğer bu videoyu ilk defa izliyorsanız bence daha önceki videoları bir izleyin. Çünkü size çok güzel referans olacak. İnsanın yüzünden, vücudunun hareketlerinden, sesinin tonundan, karakter ve kişilik analizleri yapılabildiğini, yüzüne bakaraktan vücudunun organlarının sağlıklı çalışıp çalışamadığı gibi bazı verileri tespit edilebildiği ya da olma olasılığını çok okuyan, bilen, uzman. Kendisi bunu pek söylemekten çekiniyor ama ben ısrarla söylüyorum. Bir insanı analiz ederken %99.9 doğru analiz edip kendisi çok mütevazı olasılığı vardır diyor ama kesin öyle yani %100. Şimdi ben dedim ki tamam hocam çok güzel. Ben kendisinden bir modül eğitimi aldım. Şimdi ikincisi başlıyor inşallah. Evet. Dedim ki bir iki tane de ünlüyü bir analiz edelim dedik. Kamera arkasından başladı. Arkadaşlarımızı yaptı, beni analiz etti. Dedim ki dur birkaç kişi daha yapar mıyız dedik. Tabii. Kırmadı bizi. Murat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum tekrar nazik davetiniz için. Ben teşekkür ederim. Şimdi megastarımız olmadan olmaz. Tarkan'ımız var bizim, biricik Tarkan'ımız. Evet. Tarkan'la başlamak güzel oldu. Hani birazcık güzel Tarkan'la başlayalım. Evet, şöyle Tarkan'da genel çerçevesine baktığınız zaman aslında yin dediğimiz daha aklın, detayların önemli olduğu ama bununla beraber de cömert, anlayışlı, hoşgörülü, paylaşımcı, sevgi dolu bir insan görüyorsunuz ve duygusal. Duygusallığını göz kapaklarının görünürlüğünden anlıyoruz. Cömertliğine dair doku hem ağız genişliği ve yapısından, dudak dolgunluğundan hem de burnunun ucundaki bu tatlı güzel bir topak böyle kısımdan anlıyoruz. Bunlar ve alnının genişliği bizim için hem sağlıklı bir çocukluk ve ergenlik geçirdiğine işaret ediyor. Gözlerindeki berraklık ve netlik de zihninin, beyninin fiziksel olarak da, duygusal olarak da iyi çalıştığına işaret. Boşuna megastar olunmuyor işte. Yani Atatürk de boşuna dememiş. Sağlam kafa, sağlam vücutta olur. Yani vücudumuza iyi bakalım ki sağlığımıza dikkat edelim ki zihnimizde o kadar iyi olsun. Kalkanlar evet, evet. Onun güzel örneği. Aslında genelde kuvvetli olduğu ve zayıf olduğu noktalardan kuvvetli biri. Noktaları hayal gücü diyebilirim. Hayal gücü. Gözlerinin birbirine olan mesafesi, ileri görüşlülüğünü ve hayal gücünü, sanat becerilerini işaret ediyor. Bu arada alt dudak kısmının biraz daha dolgun olması üst dudağına göre duygularını ifade etme ve dili kullanma becerisini işaret ediyor. Peki burada kantus birazcık sivri gibi mi? Kantusları biraz sivri. Özellikle sol taraftaki kantus daha sivri görünüyor. Bu da sözcükleri çok maharetli kullanabildiğini, istediğinde de sert, keskin bir dille konuşabilme becerisinin aslında var olduğunu gösteriyor. Zayıf bir şey var mı? Burada zayıf olabilecek noktaları söyleyeyim size. Biraz daha kaşlarıyla eğer analize devam edersek, sol tarafında başlangıç kaşlarının biraz daha ayrı kotu dediğimiz şekilde düzensiz bazı bölgelerden oluştuğunu görüyoruz. Ki bu ne demek? Bu başlangıçta herhangi bir konuya konsantre olurken öyle kolay kolay kendini veremediğini, dağınık bir zihninin olduğunu, yeter ki kafasına yatsın, onun da zaman aldığını, kafasına yatan herhangi bir projede de uzun soluklu bir insan olduğunu gösteriyor. Bu yüzden belki sağ tarafta daha önemli, sağ taraftaki kaşı zayıf başlıyor, yani ince başlıyor, kalına gidiyor. Aslında sol taraftaki yapıyla bir anlamda örtüşüyor. Demek ki megastarımız herhangi bir projeye başlarken fevkalade titiz, pimpirikli, kabullenmekte ve onay vermekte zaman geçirmek istiyor. Bu da belki onu yoruyor. Yani onun için belki olumluya giden olumsuz bir taraf çünkü çok yoruluyordur. Herhangi bir işe tamam diyene kadar fazla düşünüyor olabilir. Sevdim ben. Bu olumsuz ne şeyini de sevdim. Çok, yani işte olumsuz değil aslında. Olumluluğun biraz daha zorlaması, yorması diye doğru. Tarif edebiliriz kişiyi. İmparatoru da yapalım. Oo, Fatih Bey. Tabii. Biz Fatih Terim'i ben çok seviyorum. Ailece de çok severiz. Çok da başarılı. Ama her şeyin lider vasıflı, kişilerin seveni sevmeyeni var. Tabii canım gayet normal. Fatih Terim dendiğinde
akla gelen birkaç tane hususu burada tespit edelim. Özellikle nedir? Cesareti. Gözünün hem orta kısmından hemen aşağı doğru şöyle yanağa doğru inen çizgiler. Biz onlara cesaret madalyası deriz aslında. Hani askerde belli bazı başarılar elde edilince madalya takılır ya, bunlar cesaret madalyası. Şunlar. Evet, hemen gözün altından başlayıp yanağa doğru giden bu dokular kişinin fevkalade cesur olduğunu. Biden'da da öyleydi. O da öyledir. Hmm. Birazdan ona da gelelim. Evet. Bu çizgiler almış olduğu kararlardaki cesur arka planın bir göstergesi. Tamam. Ancak sağ taraf ile sol tarafı incelediğinizde sol tarafta yıpranmışlık, sağ tarafta ise daha düzgün ve net çizgiler görüyoruz. Bu da şunu gösteriyor. Fatih Terim hocamız aldığı birçok kararının belki de iş dünyasında savaşını, ıstırabını çok yaşamış ve bu o kişiyi yıpratmış. O kadar yıpratmış ki bu bölgede bakın yıpranmışlık payı olan işaretlerin sıkışmışlığı çizgi olarak çok net görünüyor. Sağ tarafta daha net, düzgün çizgiler ama görünür çizgiler, cesur, sağlam kararlar, geri adım atmamış. Fakat bunların hepsinin acısını da kendi dünyasında yaşamış. Evet. Kaz ayakları fevkalade çok görünüyor. Mimik yoğunluğundan kaynaklanan bir doku. Ama o bölgesini fazla şekilde kullanmak sempatik görünme arzusunu da gösterebilir. Çünkü sert bir mizacı olduğu için belki de insanlara o mimiklerle bir şekilde erişme ve ulaşma niyetini gösterebilir. İki kaşının arasında bir çizgi. Biz Çin tıbbında buna asılı kılıç deriz eğer bu kadar görünüyorsa. Hafif görünüyorsa yani? Asılı iğne deriz. Bu karaciğer çiğsinin yani karaciğerin yaşamsal enerjisinin bölünmüşlüğüne işaret. Bu ne demek biliyor musunuz? Kişinin öfke problemi var demek. Şimdi bariz görünen bir durum ama çok net de bir işaretle oraya sembol olarak konmuş. Bu yalnızca o anlama da gelmez. İvedilikle karar verip ani tepkiler verebilecek bir kişi demek ama aslında iyi niyetli demek. Bu arada bu işaretin orada görünmesi aynı zamanda bir eril kişiyle ayrılığa da işaret. Yani bu baba olabilir, dede olabilir, erkek bir öğretmen olabilir ama eril bir dokudan uzaklaşma. O öfkesinin arkasında belki de kendisini ifade edememenin vermiş olduğu kızgınlığın oluşturduğu bir işareti görüyoruz. Ben de çok ekstra duygusal olduğunu düşünüyorum. Fevkalade, fevkalade. Onu da saklayan, duygusallığını saklıyor yalnız. Saklayan göz kapaklarındaki düşmüş doku. Hmm. Gençlik fotoğraflarındaki yapı çok farklı. Büyük ihtimal içinde bulunduğu sektör ve oradaki çizdiği imaj fevkalade güçlü olmak zorunda. Peki güçlü zorunda. Ve zayıf tarafını alayım bir de. Zayıf tarafını söyleyeyim, çok çabuk karar değiştiren bir kişiye benziyor. O da alnından. Alnındaki çizgiler tek tek ve bağımsız. Evet, alnındaki doğru. Çizgiler aslında kariyer bölgesini ve düşünce dokularını gösterir. Alnındaki çizgiler düz ve istikrarlıysa iradeye işaret eder. Bunu destekleyen yapı köşeli ya da keskin bazı çizgilerdir, dokulardır yüzünde. Ama eğer alnındaki çizgi tek tek kesik kesikse iradi durum bazı duygusal zaaflarla hep bölünmüş ve atlamış. Bir iş, bir başka iş, bir karar, bir başka karar. Yani hayatında hikaye sayısı çok bir kişi. Çünkü alın yaşamsal hikayelerle ilgili dış gösterge paneli. Güçlü tarafı fevkalade odaklı. Yoğun duygu kullandığı için yoğun duygu onun güçlü tarafı fakat aynı zamanda zaafı haline gelmiş, işaret etmiş. Yemekle ilgili bu bölge pankreastır. Beslenmesine dikkat etmesi duygusal dokusunu koruması adına önemli olacak. Bunu hocamıza mutlaka söylemekte fayda var. Güçlü yanı yine cesaretiyle beraber gözlemci tarafı. Düşünce yapısı kaşlarındandır. Bugün bahsetmiştik hem Ulu Önderimiz için hem Einstein için aslında gür ama kısalmış. Evet. Gençliğinde daha gür olan yoğun düşünce, orijinal fikirler var. Gözlemleyip çok iyi fikirler üretebilen bir kişi zamanla kısaltmış kaşını yani kısalmış yaşıyla da ilgili gibi görünse de çevresi ne kadar tanıyanı olsa da daralmış. Azaltmış sanki daha az insanla iletişimde yakın olayım gibi bir zaten karar zaten sol kaşı sanki daha kısa gibi. Yani sol kaşı çok daha kısa. Bu da şunu işaret ediyor. İç dünyasının kendisini temsil eden dışarıya çok yansıtmadığı tarafında kararları azaltmış yani dışarıdan insan oraya azalıyor artık.
Peki mesela Jennifer Lopez. Oo, bir dünya starıyla yine karşı karşıyayız. Jennifer Lopez'in artıları eksileri diye sizin tamam. dediğiniz gibi gideyim. Artılarına baktığımızda fevkalade güçlü bir burun görüyorsunuz kemeriyle beraber. Bu da doğru. güçlü bir sağlık demek bir kadın için. Güçlü sağlığını kadınsı dokularıyla beraber güçlü kılan bir teyit mekanizması da göz altı torbalarının o bölgesindeki hafif yay hali. Bu da güçlü bir kadın fiziksel olarak ve duygusu olarak işareti. Filtrumu temiz ve çok güzel görünüyor. O da sağlığına dair işaret. Dudakları net, diri görünüyor. Bunlar kadın olarak dişiliğine dair çok olumlu göstergeler. Duygusal bir insan, yay halinde ve kalın başlayan, istikrarla devam eden, sona kadar neredeyse giden ama sonrasında artık biraz hayal kırıkları yaşama riski olan bir kadın. Hep coşkuyla giriyor, hep duygusal takılıyor, büyük ihtimal hep kırılıyor, üzülüyor gibi görünüyor. Negatiflik ve olumsuzluk diyeceğimiz nokta metale dair bir özellik. Olumlu taraflarından bir tane daha dikkatimi çekti. Çıkan, görünen elmacık kemikleri ve geniş bölgesi bu, orta kısım. İş bitirici. Oldukça hırslı. Evet, çene yapısı da vardı onun. Ve kendisini geliştirmek adına çok çalışmış bir kişi. Olumsuz, riskli tarafları diyelim. Evet. Çok şikayet eden, kolay beğenmeyen, bu yüzden de hırslı olan kısmını kendini yormak için de maalesef kullanabilecek bir kişi. Bir başka hırslı bölgesinin dışında sıkıntılı bölge çene bölgesi. Hmm. Çene bölgesinde bir gamzentrak bir doku var. Bu birkaç olasılığı, bir şirinlik muskası derler eskiler. Yani hem fiziksel hem duygusal olarak çekicidir, cazip bir kadın olmak durumdadır. İkincisi ise becerikli bir kadındır ama flörtöz, ilgi çekmekten hoşlanan ve karşı tarafla cinsel anlamda flört etmekten hoşlanabilen bir kişi. Ayrıca eğer gamzeden bahsetmişken sağda solda olursa kaprisli kişi anlamına da gelebilir. Biden, yeni Amerika başkanımız. Joe Biden, az önce Fatih Terim hocamızla da... Ama sansürsüz istiyorum hocam. Sansürsüz, birkaç tespit yapalım. Joe Biden da Fatih Terim hocamız gibi cesaret madalyası dediğimiz çizgilere sahip. Dışarıda daha çok kullanmış, içeride daha minimal. Dışarıdaki cesaretini pozisyonlarından itibaren, aslında pozisyonları itibariyle düşünürsek evet eşleştirebiliriz. Cesur kararlar almış ve bundan dersini almış. Çünkü yanında öğretmen çizgisi deriz. Hemen kaz ayaklarının biraz altından başlayan, onlar da yaşamsal deneyim ve öğretmen çizgisidir. Yani ben dersimi aldım anlamına gelir. Dersini almayanlar nasıl oluyor? Görünmez olmak. Görünmüyor. Görünmez olmak. Tamam. Şimdi Biden'a baktığımızda güçlü bir burun görüyoruz. Bu statü olarak ve güç olarak iyi bir pozisyonu işaret ediyor. Gülme çizgileri, falling deriz biz. Dudakla mesafesi biraz açık. Bu da uzun soluklu ve güçlü bir pozisyon. İş konusunda evet iyi bir pozisyon ki var zaten. Üst dudağı oldukça ince, ketum olacak. Düşüncelerini açıkça söylemeyecek. O yüzden daha çok duygusal davranıp ihtiyacı olan menfaatine göre konuşmaya eğilim gösterecek. Yani hakikatleri söyleme durumu biraz az olabilir. Çenede bir şey vardı. Çenede burada. Konuşma becerisine işaret eden şurayı göstereyim. Burada çok önce. Belli değil ama normalde biz bunu incelemiştik sizinle. Evet. Çenesinde birkaç doku var. Bir tanesi hitabet becerisine işaret eden şurada gördüğünüz çizgi. Bu kişinin hitabetinin çok güçlü olacağını işaret ediyor. Konuşma becerisi iyi. Evet, zaten dili kullanma adına da alt dudağın dolgunluğu, dil becerilerinde duygularını ifade etme becerisini gösteriyor. Evet, bu kişi o konuda iyi. Ama bununla beraber öyle kolay kolay her şeyi de beğenmeyen bir kişi. Çenesinde bir doku var. Şöyle ayrılmış bir çene. O aslında geleneksel Çin tıpında erkeklerin testislerinin işaretidir. Ve doğrudan oranın ayrıklığı ünlülerde de görebiliriz bunu bazen. Kişinin fiziksel arzularının yüksek olduğunu ve bu anlamda flörte meylinin yüksek olduğunu ama fiziksel doğrudan. Bu da eğer daha da ince dudaklarla bir araya gelirse ihtimali taciz riskini ki, ortaya döküyor. Ki galiba kendisi hakkında böyle bir eski davaları varmış. Öyle söyleniyor. Biz bu dokuyu destekliyor yani. Destekliyoruz.
gözlerinde de benzer bir dokuda. Sağ tarafında küçülmüş gözler, doğru, solda ise daha açık gözler görüyoruz. Bu şunu gösteriyor. Gözler dünya ve yaşamsal algıyı temsil ettiğine göre bir süre sonra bizim aslında hayat tanımlamalarımız ve deneyimlerimizde organlarımızda farkına varmadan küçülme ve büyülme olur. Günlük, anlık da olabilir, yani kalıcı da olabilir. Yani burada mesela gözü kapalı ne demek? Sağ tarafımız sosyal maske, profesyonel hayat, dış dünya ve kadınları temsil eder. Eğer öyleyse ya anne, ya eşi, ya kadınlarla deneyimliyor. Profesyonel dünyasında memnun olmadığı, hayat algısının zarar gördüğüne dair ve kapanıp görmek istemediğine dair o konularla ilgili bir gösterge olabilir. Peki, bir de şu meşhur Mehmet Şef'imiz var. Mehmet Yalçınkaya. Bu MasterChef'teki jüri üyelerinden en tatlı sert. Bunu da bakalım mı? Çok televizyona bakma şansım olmadığından bilemiyordum, iyi oldu. Ancak çok duydum. Evet. Yani fevkalade sık konuşulan bir karakter. Bu sayede iyi oldu. Ben de biraz daha yakından tanımış olacağım. Güçlü bir burun, büyük bir kulak. Geleneksel Çin tıbbı Mian Xiang dediğimiz, Mian yüz, Xiang fiziksel özellikleri analiz demek. Geleneksel Çin tıbbı çerçevesinde Mian Xiang'ın en çok arzu edilen dokusu güçlü bir burun, büyük bir kulaktır. Her ikisi de var. Neyi ifade ediyor? Bunlar sağlık, güç, karakter ama zor bir karakteri işaret ediyor. Zorluğunu da şöyle söyleyeyim, burada göreceksiniz, burun ucu filtruma doğru hafif meyletmiş, aşağı doğru düşük. Bu şunu gösteriyor, aslında otoriter, sert davranacak, sanata ilgisi var, bakın bu da çok ilginçtir, büyük ihtimal sanatla ilgileniyordur. Ama zaten şef ya, hani o da yaratıcı değil mi? Öyleyse çok yani, yaratıcı değerlerle kim bilir neler sunuyordur sofraya. Çok başarılı. Çünkü o becerisi fevkalade yüksek, çünkü ince değil, küçük değil, sivri değil, dolu bir inişçi var. Bu bir anlamda güçlü bir burunla beraber statünün güçlülüğüne işaret ederken aynı zamanda sanatsal becerisi ve cömertliğini, yani cömert davranacak. Çok becerikli, kadın olsaydı burnunun o bölgesindeki bu doku ve hafif kemer ev işlerinde hamar attı. Erkekte de yemek becerisi tam da uydu bu kişiye. Biz biraz sanki tümden gelim yapmış gibi olduk ama olsun. Yine de çok işe yarar. Yalnız bu güzelliklerin yanı sıra dikkat etmesi gereken şefimizin, ustamızın bir iki unsur görüyorum ben kaşlarında. Kaşlar özellikle sol kaşlar ve sağ kaşında her ikisinde de son kısımlarda azalma var. Bu yaşıyla da alakalı, biraz da çevresini azaltma ihtiyacı, çok yorulmuş. Aşırı yorgunluk işareti. Yani kendisini 50'den önce yıpratmış. O kadar çalışmış ki. Evet, çok da yaşı yok çünkü. Bu dokular bir onu gösterir. İki şu çizgi. Tam şu çenenin bu bölgesinde. Biz deriz ki insan yüzünde yaşamsal enerjiyi temsil eden 3 çizgi vardır. Bunu ilk sizin programınızda söylüyorum bakın. Bir, şu gözlerin arasında burnun üst kısmındaki bölge. İki, filtrum üzeri, yani burun o altı oluğu dediğimiz bölgedeki yatay bir çizgi. İki, tam çenede, şu çenenin çıkan kısmının üstünde arada olan bir çizgi. Bu alttaki çizgi 50-60'dan önce görünmemelidir normalde. Hafif görünmeye başladığında bunun teyidi için o doğru mudur, değil midir diye kaşlara bakarız. Kaşlarda da kayıp başlamışsa kişi kendisini normalden fazla yormuş. Hayattan sıkılmış mı diye? Hayata çok enerji vermiş. Normalde diyelim ki 5 saat çalışacaksa 15 saat çalışmış ama fevkalade kendisini geliştirmiş. O yorgunluğu böbrek üstü bezler ve mideyle de göz altında birikmiş torbalarla görüyoruz. Benzer bir yorgunluk. Yani aslında ustamızın, şefimizin dinlenmeye o kadar ihtiyacı var. Hocam dinlenin. Fevkalade dinlenin. Çünkü duygusal, çok iyi niyetli, inanılmaz sevecen. Çok sevecen. Çok sevecen. Sinirli ama çok da tatlı. Sinirleri görülüyor. Asabiyetine dair dokuyu ben size şöyle söyleyeyim. Safra kesesi çizgisi şu bölgede görünmeye başlamış. Bu da aniden patlamalar, burundaki dokudan da Karadenizli'nin ani böyle alevlenmesi ve sonra gitmesi. Evet. Yok, fevkalade güzel ruhlu, güzel yürekli bir insana benziyor. Tamam. Son bitişi Acun Ilıcalı'yla. Benim de arkadaşım, yani eşimin de yakın arkadaşı. Harika. Acun'la yapalım.
Acun Alıcı'nın hepimizin çok, evet, sevdiği bir insan. Ülkemize de birçok anlamda katkısı olan bir insan. Şimdi ilk önce genel kafa çerçevesinden başlayalım. Yapısı itibariyle 5 elementte, ateş elementi dediğimiz dokuyu toprakla karıştırmış. Bu şu demek, bir de hatta su da var. Ateş elementi biraz daha yukarıda hafif dar gibi olsa da aşağı doğru genişleyen bir yapıyla iradeyi, güçlü, tekrarı, tekrarla beraber öğrenmeyi ama kararlılığı, hırsı gösteriyor. Yani fevkalade güçlü bir, hırslı bir dünyası var. Bunun yanı sıra toprağın vermiş olduğu bölge de kulakla beraber çeneye kadarki kısımdaki hafif kare doku. Böyle kişiler yanında insanları büyütür, toprak yani büyümesine izin verir. Toprağın gerçekten de öyle. En iyi anlaştığı kişiler ve beslediği kişiler ağaç karakterleri. Yani hafif içine kapalı, çok konuşmazlar belki ama üretirler. Gözlem yaparlar. O insanları tutar bu kişi büyük ihtimalle ve onları... Yani içine kapanık insanları hafif, tutuyor. Hafif içine kapalı, böyle hafif çekimser ama gözlem yapan, becerikli, akıllı insanları çok sever topraklar. Onları kendi toprağında filizlensin, büyüsün, dalları, budakları olsun diye gayret eder. Bir de su özelliğinde bazı dokular var şu kısmında. Hı-hı. Hafifçe o da iletişimci demek. Aslında üçünü bir araya topladığımızda iletişimi, istikrarı ve güveni... Kulaklara baktınız mı hocam? Kulaklara şimdi mi geleceğim? Kulaklardan da az önceki yere döneyim. Ateş, evet, elementini hafifçe de üretmek, coşku, hızlı hareket etmek ve başarmak. Hızlı en hareket ediyor, değil mi? Evet. Ancak hızlı hareket etse de bakın büyük kulakta kulak memeleri septumun yani burun ucunun altına düşmüş. Bu da şu demek, hızlı hareket ediyor olmam öyle geçiştireceğiniz işleri kabul edeceğim anlamına gelmiyor diyor. Hızlı tamam hareket ediyorum, iş istiyorum fakat kalite istiyorum, düzgün iş yapacaksınız, nizami işler yapacaksınız diyor. İşleri beğenmeme ihtimali var çünkü bakın şu şekilde göstereyim. Oradan da işaret edeyim. Burnun alt kısmından hemen kulağa doğru yatay bir çizgi çizdiğimizde kulak memesi ve hatta üstündeki kıkırdaksı targus dediğimiz bölgeye kadar aşağıda kalmış. Evet, çok kaliteli. Bu şu demek. Deneyimle öğrenir ama inanılmaz kalite, düzgünlük ve işte güzellik ister. Nizami işler. Göz altlarındaki torba göz altlarının büyük ihtimalle mide meridyenini de böbrekleri de gösterir. Yorgun. Çok yorulmuş, gözleri kapanmış, göz kapakları aşağı doğru sarkmış, gözlemci bir dokusu var ama aynı zamanda temkinli. Yani gözde göz kapakları küçüldükçe ya da inceldikçe, yok oldukça temkinlilik artar. Fakat duygusal bir dokusu var çünkü kıvrımlı bir dış kantısı var. Peki bu da güçlü duygusal ve zayıf olduğu noktalardan mı? Güçlü yanları o, zayıf olduğu yanı söyleyeyim size, az önce aslında belirtmiş olduk. Çok fazla insanı yetiştirmek üzere toprak kültüründen dolayı, çünkü merkezi ifade eder. Toprak nedir biliyor musunuz? Yüzde de ifade edersek eğer, mesela sağ tarafı insanın yüzünün metali, sol tarafı ağacı, yukarısı yani kuzey ateşi, aşağısı güney suyu, çenesi yani ve burası üretken taraf, üreme bölgesi. Ortası ise toprağı temsil eder. Yani toprak herkesin ve her şeyin istikrar bulduğu, kendisini iyi hissettiği yerdir. Büyük ihtimalle, bilemiyorum hayatını ama, toprağın yoğun olduğu bir dokuda en büyük sıkıntı fazla insanlara güvenmenin verdiği ve sessizce tamam deyip hep affetmenin vermiş olduğu hayal kırıklığı ve yıpranmadır. Büyük olasılıkla onda o var. Zaten göz kapanmış. Kapandığına göre artık kapılarımı herkese açmak istemiyorum işaretini bilinç dışı dışarıya vermiş. Sağ gözü biraz daha kapanmış ve küçülmüş. Hem de dikdörtgenimsi olmuş. Bu müthiş bir zeka ile dünyayı algıladığını, sol tarafı biraz daha açık, yakın insanlarla bambaşka bir kişiliğinin dışarıya göstermediği bir tarafını da paylaşabilecek bir donanımda olduğunu gösteriyor. Kulakları çok güçlü bir dokuya. Büyük. Zeki bir çocuk. Çok yani, zeki kesinlikle. Bir kişi. Dediğim gibi birazcık dokusu itibariyle tekrara dayanan bir öğrenme yetisi var. Çok tekrar ettiğinde öğrenecek bir kişi. Bakacak, kafasına yatmayabilir hemen ama çok hızlı kapacak. Bir bekleyeyim diyecek. Belki de bazı projeleri getirecekler, birazcık dinlenmeye alacak. Öyle bir insan. Çünkü kaliteli mi, işe yarar mı, mutlaka detaylarına girmek isteyecek. Süper. Böyle bir kişi.
Çok teşekkür ederiz. Sizin merak ettiğiniz kimler var? Belki hemen değil ama ben 2-3 ay sonra Murat Hoca'yı ikna ederim. Belki birkaç kişiyi de analiz ederiz. Biz çok keyif aldık. Murat Hocam ağzınıza, bilginize sağlık. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Beğendiniz mi? Aşağıda beğen butonuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Evet. Çok rica ediyoruz. Sevgiyle ve sağlıkla kalın diyorum ve son sözü Murat Hoca'ya veriyorum. İnsan yüzü ya da beden dilini analiz ederken biz fevkalade hassas davranıyoruz. Çünkü kişilerden bahsediyoruz. Bu iddialarımızda mutlaka arka planda teyit mekanizmasını çalıştırıyoruz ki hata payımız minimalize olsun. O yüzden sizlere de önerimiz, insanlarla ilgili konuşurken bu konuya dair net bilgiler, beceriler ve eğitimler olsun. Aksi takdirde biraz insanların gücenmesi, kırılması mümkün olabilir. Biz insan analizi ve insan okuryazarlığında önceliği erdeme veriyoruz. Ve bir çalışma diyor ki, çok yalan söyleyen, çok fazla insanları kıran, yanlış yapan, dikkatsiz, düzensiz kişilerin empati özelliği kayboluyor beyinde. Empatiyi kaybetmiş kişi insan yüzü analiz edemez. O yüzden insanları daha iyi tanımak için sağlıklı bir beyne, sağlıklı bir bedene ihtiyacınız var. Zaten her insan doğuştan yüz okuma uzmanı. Beynimizde bununla ilgili bir bölge var. Bunu neden yapamıyoruz da yanılıyoruz? Büyük olasılıkla korkularımız, kaygılarımız, hayatımızdaki hedeflerimiz bizim beynimizi gürültülü bir hale sokuyor. Dingin, sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Bu arada Murat Bey'in Instagram adresini de aşağıya koyalım. Bu konular ilginizi çekiyorsa kendisini Instagram hesabını takip edin. Çok güzel minik cep bilgiler veriyor. Evet. Benim çok ilgimi çekiyor, onu da belirtmek istedim. Sağ olun. Sağlıkla. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkürler.